Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz dersimize hoş geldiniz bu dersimizde 11. sınıf coğrafya konu başlıklarından Türkiye'de kır yerleşmesini sizlerle paylaşacağız konumuz aynı zamanda TYT ve AYT konusudur dolayısıyla sınava girecek arkadaşların da bu konuyu öğrenmesi gerekir diye ifade edelim dersimize başlamadan önce kanalımızda birçok video dersin olduğunu hatırlatalım size bu video dersleri beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız bize katkı sağlamış olursunuz. Katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Evet, Türkiye'de kır yerleşmeleri başlığı altında e, öncelikle şunu ifade edelim. Kırsal yerleşmenin ne olduğunu e, ifade edelim. Kırsal yerleşme arkadaşlar şehir özelliği kazanmamış geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan az nüfuslu yerleşmelerdir. Bu yerleşmelere kırsal yerleşme ismini veriyoruz. Köy veya köy altı yerleşmesi olarak da e, ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şunu da ifade edelim. Sınava girecek arkadaşlar zaman zaman sorularda karşılaşır. Nüfusla ilgili sorularda, yerleşme ile ilgili sorularda. Gelişmiş ülkelerde kır nüfusu daha az iken gelişmemiş ülkelerde kırsal nüfus daha fazladır. Yorumlarken buna da dikkat etmemiz gerekir. E, bu şekilde ifade edelim. Kırsal yerleşmeler arkadaşlar dokusuna göre ifade etmek istediğimizde yani yerleşme tipine göre ifade etmek istediğimizde toplu yerleşme, dağınık yerleşme, çizgisel ve dairesel yerleşmeler olarak ifade edebiliriz. Bu sınıflandırmayı yapmamızda etkili olan temel faktör ne veya böyle bir dokusuna göre yerleşme şekillerinin ortaya çıkmasında etkili olan şeyler nelerdir? Özellikle... Su kaynakları veya yer şekilleridir arkadaşlar. Biraz sonra tekrar edeceğim bunu. Öncelikle hemen şunları ifade edelim. Toplu yerleşme daha çok yer şekillerinin sade olduğu ve su kaynaklarının az olduğu iç bölgelerde veya İç Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Burada bilmemiz gereken nedir? Su kaynağı az olması ve yer şekillerinin sade olması nedeniyle suyun etrafına yerleşilmiş dolayısıyla toplu yerleşme ortaya çıkmıştır. İkinci olarak Dağınık yerleşmeler arkadaşlar engebeli dağlık yerlerde daha fazla karşımıza çıkıyor. Karadeniz'de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla su kaynağı daha fazla ve engebeli arazidir ve parçalı tarım arazisine sahip olduğu için bazı yerlerde ne yapmış insanlar kendi bahçesine ev yaparak bu şekilde dağınık yerleşmenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üçüncüsü çizgisel yerleşme. Çizgisel yerleşmeyi de üç farklı şekilde ifade edebiliriz. Bunlardan bir tanesi yol boyunca yapılan yerleşmelerdir arkadaşlar. Ulaşım kolaylığı nedeniyle yolun etrafına daha çok yerleşilmiş. Dolayısıyla yol boyu çizgisel yerleşme ortaya çıkmıştır. Bir diğeri akarsu boyunca yerleşmiş insanlar. Hem su kaynağından faydalanmak hem de yapılan tarımsal faaliyetlere bağlı olarak e, sulu tarımsal faaliyetler diyebiliriz. Sulamayla yapılan bazı tarımsal faaliyetlere bağlı olarak. Dolayısıyla akarsu boyunda çizgisel yerleşme ortaya çıkmış. Ve Karadeniz bağlı, dağılışına bağlı olarak da deniz kıyısında bu şekilde kıyı boyunca yerleşmeler karşımıza çıkıyor. Bunlar da kıyı boyu yerleşmesi olarak ifade edilir. Yol boyunca, akarsu boyunca ve kıyı boyunca çizgisel yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Bir değeri dairesel yerleşme. Dairesel yerleşme ile toplu yerleşme benzer birbirine. Dolayısıyla bu da arkadaşlar yine su kaynağı etrafında veya bir meydanın etrafında, kavşak noktasının etrafında bu şekilde kümelenerek yerleşilmiş, çizgisel yerleşme ortaya çıkmış, pardon dairesel yerleşme, toplu yerleşme gibi diyebiliriz. Evet, dokusuna göre bu şekilde ifade edebiliriz yerleşmeleri. Burada şuna hemen dikkat edelim. Bu yerleşmelerin, yani dokusuna göre yerleşmelerin oluşmasında etkili olan temel unsurlar sorulduğu zaman su kaynağı burada temel etkendir. Daha sonra yer şekilleri, ekonomik faaliyetler ve ulaşım koşulları, yerleşmelerin kır yerleşmelerinin toplu, dağınık veya çizgisel olmasında etkili olan unsurlar diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet, Türkiye'de kır yerleşmelerini arkadaşlar köy yerleşmesi ve köy altı yerleşmesi şeklinde iki kısma ayıracağız. Köy yerleşmeleri dediğimizde nedir köy yerleşmeleri? Tarım, hayvancılıkla uğraşan ve Ortak kullanım alanı olan yerleşmelerdir arkadaşlar. Yani okul, cami, otlak, orman ve yaylak gibi ortak kullanım alanı olan ve tarım hayvancılıkla uğraşan insanların oluşturduğu yerleşme tipi köydür. yerleşmelere köy diyoruz. Dolayısıyla köyler arkadaşlar nüfusuna göre ayırt edilebilir. Ne diyebiliriz? Az nüfuslu köyler veya fazla nüfuslu köyler olarak ifade edebiliriz. Ekonomik faaliyetlere göre köyler sınıflandırılabilir yani hayvancılık faaliyeti ne göre olabilir tarımsal faaliyetlere bağlı olarak olabilir diğer ekonomik faaliyetlere bağlı olarak e ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ne yapabiliriz sınıflandırabiliriz kurulduğu yere göre vadi köyler olabilir ova köyleri olabilir dolayısıyla yer şekillerine bağlı olarak kurulduğu yerlere göre de e sınıflandırılabilir e diyebiliriz köy yerleşmelerini evet köy altı yerleşmesi ise tek ev ve eklentiler, eklentilerden oluşan yerleşmelerdir arkadaşlar. Köy altı yerleşmelerin de iki gruba ayıracağız. Bunlardan birincisi daimi sürekli yerleşmeler mahalle, mezra, çiftlik ve divan. Diğeri ise kom, oba, ağıl, bağ evi, dalyan ve yayla. Bunlar da geçici yerleşmelerdir. Bunu kodlamak istediğiniz zaman şöyle bir kod oluşturmak istediğimiz zaman çiftçi, mahmet diye kodladık. Çiftlik, mahalle, mezra ve divan sürekli yerleşmelerdir. Diğeri ise kod, at yayla bağı şeklinde kodladık. Dolayısıyla kom, oba, dam, ağıl şöyle biraz daha yukarı alalım. Kod, ko, kod, at yayla bağı kodlan bu şekilde. Kom, oba, dam, ağıl, dalyan, yayla ve bağ ve şeklinde kodlamış olduk. Öğrenmenizi kolaylaştırmak amacıyla. Evet köy altı yerleşmeleri de bu şekilde. Bunlara şimdi tek tek bir bakalım. Özellikleri nelerdir ve Türkiye'de nerelerde daha yaygındır. Bunu ifade etmeye çalışalım. Evet sürekli yerleşmelere baktığımız zaman arkadaşlar sürekli köy altı yerleşmelerine baktığımız zaman mahalle ve mezra divan ve çiftlikti. Mahalleyi şöyle ifade edelim. Mahalle ve mezrayı köy var bir köy var arkadaşlar. Bu köye e, bağlı olarak oluşan iki yerleşim yeri mahalle ve mezra. Mahalle köyden ayrılmış, e, yaklaşık 5-30 kadar evden oluşan ve idari olarak köye bağlı e, köy altı yerleşmesidir arkadaşlar. Karadeniz, Marmara ve Ege'de daha yaygın e, görebiliyoruz. Yani e, köyden köçek idari olarak köye bağlı daha, daha çok tarım, hayvancılık faaliyetiyle karşımıza çıkıyor. Mezra ise yine köyden ayrılmış. Burada daha çok hayvancılık faaliyeti, kısmen tarımda söz konusu. Dolayısıyla 5-10 evden oluşuyor yaklaşık. Ve yine idari olarak köye bağlı ekonomik faaliyet olarak da hayvancılık ve tarım. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da daha çok karşımıza çıkan bir yerleşme şekli diyebiliriz arkadaşlar. Mezra için. Bunlar daimi. Mezraların bazıları geçici de olabilir. Yani burada daimi olmayabilir. Dolayısıyla Yaz mevsimi veya bahar ayında buradaki otlaklardan tarım arazilerinden faydalanmak için köylü Köyde oturanlar gelmiştir dolayısıyla Geçici özelliğe sahip Mezralarda vardır Ama genel olarak daimi süreklidir Diğer bir yerleşme şekli arkadaşlar divan Divanlar ise arkadaşlar daha çok Karadeniz'de karşılaştığımız Köy altı yerleşmesi Batı Karadeniz'de daha yaygın birkaç tane mahallenin bir araya gelmesiyle oluşan yerleşmelere, köy altı yerleşmesini divan ismini veriyoruz. Birkaç mahallenin bir araya gelmesiyle divanlar oluşmuştur veya bu şekilde oluşan yerleşmelere, köy altı yerleşmelerine divan ismi veriliyor. Diğer ise çiftliktir. Çiftlik ise arkadaşlar daha çok nerede karşımıza çıkıyor? Çiftlik geniş tarım arazilerin olduğu yerlerde karşımıza çıkıyor. Yani Tarlanın içerisinde veya çok geniş tarım arazisi vardır. İçerisinde birkaç ev var. Yani araziye bakan kişilerin veya sahiplerinin veya arazi ile ilgili bakımda kullanılan, işlemede kullanılan e, tarım aletlerinin yer aldığı kısım olabilir. Kısmen e, kendi ihtiyaçları için hayvancılık da olabilir. Dolayısıyla bu şekilde geniş tarım arazilerine kurulu birkaç evden oluşan e, köy altı yerleşmesi de çiftliktir. Burada dikkat etmemiz gereken... E, önemli süre yani geniş tarım arazisinde olması lazım buna dikkat ediyoruz. Evet mahalle, mezra, divan ve çiftlik sürekli köy altı yerleşmeleridir. Mahalle ve mezra tarım hayvancılık. Mezra özellikle daha çok hayvancılık faaliyetinin ön plana çıktı. Divanın batı kaydınızda olduğunu söyledik. Çiftlik içinde tarım arazilerinin geniş olduğu yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Geçici köy altı yerleşmelerine de bakalım arkadaşlar. Onları da paylaşalım sizlerle. Şimdi bunlar içerisinde neler vardı? Kom, Oba, ağıldan, Baevi, Yayla ve Dalyan vardı. Burada kom nedir? Kom'a bakalım. Bir ev ve taşlarla çevrili hayvan barınağı olan yerleşmeler. Yani basit bir evden oluşuyor. Ve daha çok hayvancılık faaliyetinin gerçekleştirildiği Doğu Anadolu bölgesinde karşımıza çıkan bir köy altı yerleşmesi diyebiliriz arkadaşlar. Oba, bu da biraz bundan farklı olarak çadırlardan oluşuyor daha çok hayvancılık amaçlı yine çadırlardan oluşuyor. Hayvancılık yapanlar sürekli yer değiştirdiği için çadır taşıma daha kolay olduğu için kurma sökme dolayısıyla obada daha çok çadır kullanılıyor. Toroslar, Ege, Güney Marmara, Orta Karadeniz'de yaygın. Bir diğeri ağıl, ağıla baktığımız zaman taş veya ağaçlarla çevrili hayvan barınaklarıyla basit bir kulübeden oluşan yerleşme. Yani bu ahşap, ağaçlarla olabilir, taşlarla çevrili hayvanların kaldığı yer ve bir kulübe barınak olabilir. Bu şekilde oluşturulmuş basit yerleşmelere de ağıl ismini veriyoruz. Yine hayvancılık faaliyetinin yoğun olduğu yerlerde karşımıza çıkıyor. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Dam ve bağ evi de biraz birbirine benzer. Dan özellikle Gökçeada, Bozcaada, Batı Anadolu'da karşımıza çıkan bir yerleşme e, şekli, kıra, e, köy altı yerleşmesi. Tarım hayvancılık amaçlı taş ve topraktan yapılan, e, bazı yerlerde topraktan yapılan evlere zaten dam isim veriliyor. Dolayısıyla bunlar da buna benzer. Yine hayvancılık faaliyeti yapılabiliyor. Bağ evleri kısmen tarımsal faaliyetin olduğu yerlerde de karşımıza çıkabilir. E, birbirine benzer özelliğe sahipler. Ege'de, Batı Anadolu'da, Gökçeada, Bozcaada ve Göller yöresinde dam köy altı yerleşme yerleşmesiyle karşılaşabiliriz. Bir diğeri yayla. Yayla sorularda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Zaman zaman sınavlarda çıktı. Yayla iki şekilde yaylacılık faaliyeti var. Birincisi hayvancılık amaçlı, ikincisi ise dinlenme amaçlı, mesire amaçlı yaylacılık faaliyetidir. Yani köylerde yaşayan insanların veya şehirde yaşayan insanların yüksek yerlere çıkması, yaz mevsimi özellikle ya dinlenme ya da yüksek yerdeki otlaklardan faydalanma amaçlı bu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Akdeniz'de, Toroslar'da yaygın, Karadeniz'de, Kuzey Anadolu dağlarında yaylacılık faaliyeti ön plana çıkmış oluyor. Doğu Karadeniz'de özellikle yaylacılığın çok yoğun olduğunu görebiliriz. Toroslar'da da yaygın. Evet, Diğer bir geçici köy altı yerleşmesi Dalyan arkadaşlar. Dalyan da balıkçılık faaliyetinin yapıldığı alanlarda kurulmuş basit barınaklardan oluşuyor arkadaşlar. Tabii göl kenarları olabilir, deniz kenarı olabilir. Dolayısıyla buradaki balık sezonunda balıkçıların barındığı küçük kulübelerden oluşan yerleşmelere Dalyan ismi veriliyor arkadaşlar. Evet geçici yerleşmelerde bu şekilde Yine kodlamıştık. Kod at yayla bağı şeklinde. Sizin öğrenebilmeniz için, daha kolay öğrenebilmeniz için kodlayarak da kalıcı hale getirebilirsiniz. Evet, tekrar şöyle kısaca tekrar edelim. Kom, oba, bağ yayla ve dağlayan geçici yerleşmelerdir. Daha çok kom, oba, ağıl bunlar hayvancılık faaliyetinin ön planda olduğu yerlerde karşımıza çıkıyor dam baevi tarım ve hayvancılığın kısmen birlikte olduğu alanlarda karşımıza çıkıyor. Yaylacılık iki şekilde hem hayvancılık hem dinlenme amaçlı, dal balıkçılık faaliyetinin yapıldığı yerlerde diyebiliriz arkadaşlar. Evet umarım faydalı olur arkadaşlar, faydalanırsınız bilgilerden. Kolay gelsin, iyi dersler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katkı sağlamış olursunuz. İyi dersler, kolay gelsin.